Dünyanın en pahalı ilk 15 otomobili ile ilgili kısa bilgiler vereceğiz bu videomuzda. İlk videomuzda Maserati MC20 200 bin dolar değerinde olan Maserati'nin ortadan motorlu spor otomobili şimdilik 630 HP çift turbo ve 6'ya sahiptir. Maserati bu arabayı ve karbon fiber yapı ve tüy kadar hafif hissettiren alüminyum alt çerçeveleri oluşturmak için uzman bir motor sporları mühendisliği şirketiyle işbirliği yaparak bu mükemmel otomobili ve göçlü otomobili ortaya çıkarmış durumda ve aynı zamanda videomuzun 15. sırasında yer almaktadır. Sıradaki arabamız da Bentley Felling Sport Speed, yani 215 bin dolar değerinde olan bu araba 6 rakamlı bir otomobil, endüstrisine stil ve konfor getiren bir süper otomobildir. Bu araba sadece görünüşünden daha fazlasını sunmaktadır. Giriş seviyesi 500 seviye HP motor ve güçlendirilmiş 600 seviye motor bu arabayı beklediğimizden daha çevik ve atletik olarak görülmektedir. Sıradaki arabamız ise Aston Martin Lagoon EV, yani 250 bin dolar değerinde bu araba. Daha önce en iyi sınıf sedanlardan pazarı köşeye sıkıştırmıştı. Lagonda EV bu ikiliyi kurmayı ummaktadır. Rüzgarla dalgalanan bir silüete sahiptir ve pil Aston Rapid motor tarafından desteklenmektedir. Bu yeni bir EV sedan tarihi bir statüsü ile hayatta devam etmektedir. Mükemmel bir arabayla farklı bir diğer bir arabamıza geçelim. Rolls-Royce Ghost 315 bin dolar değerinde bu lüks arabamız, marka için giriş seviyesi bir model olarak tanımlansa da Ghost hala fiyat noktasında bekleyebileceğiniz güçlü, konforlu bir araç olduğunu iddia etmektedir. Kapılar elektrikle çalışır ve kabin zengin malzemelerle dolu ve yeterli alan bırakmaktadır. Aynı zamanda mükemmel bir tasarıma sahip olan bu arabadan sonra diğer Ferrari SF90 Strata ile arabamıza geçelim. Bu arabanın değeri 625 bin dolar değerinde. Ferrari SF90 Strata ile'nin dışı yalnızca hızla ilgilidir. Bu araba aerodinamik ve düzleştirilmiş ve estetiğe sahiptir. Ve arabanın gittiği her yerde dikkatleri üzerine çekeceği kesindir. SF90 bu enstitüde bir dönüşüm getirdi. 986 beygir gücündedir. 340 km/saat azami hız ve 100 km hızla da 2,5 saniyede ulaşmaktadır. Sıradaki arabamız ise Aston Martin Valhalla. Yani 1 milyon 300 bin dolar değerinde olan bu araba Norveç ilminin romantizminden isimler alan Aston Martin serisinden bir diğeri olan 2021 Valhalla'sı Red Bull Racing Team ile Aston Martin arasındaki bir işbirliğinin sonucu olmaktadır. Bu araba henüz açıklanmayan beygir gücüne sahip, turbo şarjlı 3L ve 6 motora sahiptir. Bu arabanın içi bol miktarda uzay çağı unsuruna ve yeniliğine sahip olan bir arabadır. Sıradaki arabamız ise Mercedes AMG One. 2 milyon 700 bin dolar değerinde olan bu araba yol bu hiper arabanın tüm noktasıdır ve bu araba Formula 1 arabalarını taklit etmek için ancak trafiğe çıkmak için yasal bir şekilde yapılmıştır. Mercedes'in internet sitesine göre hızlanmalarının 0-200 kph 6 saniyede olduğu iddia edilmektedir. Yani 200 km 6 saniyede ulaşabilmekte olan süper güçlü bir arabadır. Sıradaki araba Koenigsegg Jesko. 3 milyon değerinde olan bu araba Ferrari Stratelli'nden yukarı doğru keskin bir sıçrama yapan Jesko maliyeti 7 haneli olan ilk pahalı hiper otomobildir. Koenigsegg Jesko ayrıca 2021'de dünyanın en hızlı süper arabalarından biri olacak. 1.6 LV, 6 hibrit benzinli ve 4 elektrikli motor bu AMG One'ın 350 km/saat ve 217 mil saatin üzerinde azami hıza ulaşmasını sağlamaktadır. Sıradaki arabamız ise Gordon Murray T50. 3 milyon 80 bin dolar değerinde olan bu araba 50 yıllık uzun bir süre boyunca istisnai bir otomobil üreticisiydi.
Bu araba birçok kişi tarafından son büyük analog süper otomobil olarak faturalandırılabiliyor. Arabada 6 ileri manuel şanzıman güçlü ancak küçük bir V12 motor ve geleneksel 3 koltuklu bir yerleşim düzeni vardır. En yüksek hızının 220 mph veya 354 kph olduğunu iddia edilmektedir. Bu araba ile ilgili kısa bilgiler bunlar. Sıradaki arabamız ise Bugatti Chiron Supersport 300+. Bu arabanın değeri 5.740.000 dolar değerinde olan arabanın modeli bakta Bugatti yapan güzelliğin yanı sıra hız ve güç sunmaktadır. Şık ve akıllı cephesinin altında 4 turbo şarjlı 8L16 motordan 1577 beygirlik akıllara durgunluk veren bir güç almaktadır. Bu model 0'dan 100 kph'ye 2.4 saniyede hızlanabilmektedir ve 300 mph'lik azami hızına ulaşabilme yeteneğine sahip bir arabadır. Sıradaki en pahalı arabalarımızdan Bugatti Divo 6 milyon dolar değerinde olan bu araba pahalı ve lüks arabaların itibarı bu sıralama listesindeki birkaç araba ile devam etmektedir. Bugatti'nin büyük bir başarı yakalayan Chiron'un sonra hemen hemen benzer özellikleri ama daha ayrıcalıklı olan Divo onu yakından takip etmektedir. Sadece 40 adet üretilen ve satılan Divo 1500 beygir güce ve 2.4 saniyede 0-100 km hızlanmaya sahip olan mükemmel bir arabadır. Bu arabamızda Bugatti Centro TC 9 milyon dolar değerinde olan Bugatti'nin 2021 Santa Dies'in daha da özel bir otomobil ve şimdiye kadar bu lüks hiper otomobillerden sadece 10 tanesi satılmıştır. Bu marka zaten benzersiz kaporta ve konfor özellikleriyle tanınmaktadır. Bu özelliklerin yardımıyla bu model onu unutulmaz kılmak için gereken her şeye çok şükür sahip olan bu araba 1570 HP 4'lü turbo ve 16 ile en hızlı otomobildir. Bugatti Zonda HP Barcelata 17 milyon 600 bin dolar değerinde olan bu araba Zonda Pagani Auto otomobil evinden çıkan ilk arabaydı. Zonda HP Barcelata Horatio Pagani'den dolayı Barcelata adını almış ve bu küçük bir tekneye benziyordu. En yüksekten 21 inç boyutundan duruyor. Hızlanması 3.4 saniyede 0.6 mph'dir ve araba 355 kph veya 221 mph hıza ulaşabilmektedir. Bu arabada Bugatti La Votra Noir 18 milyon 700 bin dolar değerinde olan en pahalı arabalarından biri olan 2019 N-Spor ve süper arabasını piyasa sürerken oldukça parlak bir karar vermiştir. Fransız üreticisi bu araba için minimalist ve ikonik bir isim seçti. La Votra Noir yani siyah araba 1500 beygir güç üreten ve ayrıca 2.4 saniyede 100 km hızlanma sağlayan 4 turbo ve 16.8.10 litre motora sahiptir. Dünyanın en pahalı arabası olan 1963 Ferrari 250 GTO tam 70 milyon dolar değerinde olan bu araba tüm zamanların en pahalı arabası için tarihe geçmiştir. 1963 Ferrari 250 GTO saatte 174 mil azami hıza ve 6.1 saniyede 0.100 km hıza hızlanmaya sahip olan bu arabayla videomuzu bu şekilde bitiriyoruz.